yenilecek, öyle düşünüyorum. Yani. Abi Trabzon'da olan maçta gayet güzel izledik. Tüm Türkiye birlik beraberlik gayet güzel bir maçtı. Trabzonspor olarak güzeldi, biraz etkiliydi Trabzonspor ama eksikleri vardı. Basel maçını biz buradaki olan maçı daha yüksek bir skorla alırdık diye düşünüyordum ama 1-0'lık bir galibiyetle bitirdik. Basel'le olan maçı alırız diye düşünüyorum rövanş maçında. Trabzon alır gibime geliyor. Ya da berabere kalacak. Büyük ihtimalle. Yenersek kaç maç yeneriz? Yine 1-0. Bilemedik 2-0. Yani bence Trabzonspor vermez gibime geliyor. Yani ilk maç zaten zor bir maçtı. Yani manevi anlamda da çok zor bir maçtı. Ama tabii yani duygu dolu anlar da yaşandı o maçta. Yani bütün Türkiye'nin tek yürek olması. Mesela yani Fenerbahçe bayrakları dalgalandı statta. Yani buradaki hiçbir insanın aklından geçmeyecek bir olay ama gerçek oldu. Burada tabii manevi yönden çok değerli bir geceydi. Tabii bütün Türkiye'nin içi yandı. Tabii o maçta da neyi gösterdik? Böyle zor anlarda millet olarak yani nasıl birbirimize destek oluyoruz, nasıl tek yürek olabiliyoruz onu gösterdik ve o durumda yani o psikoloji altında o maçı almak da çok önemliydi. Yani zor bir iş aslında bu tür yani yüreği yanmış bir takımın, yüreği yanmış bir şehrin bu maçı alması da gerçekten yani Abdullah Avcı'yı tebrik ediyorum. Oyuncular yani maçı değerlendirecek olursak da tabii yani kötü diyemem. En nihayetinde maçı yendik zaten. Trabzonspor yenecek gibi duruyor. Ama nasıl desem, Basel de öyle hafife alınacak bir takım değil. Bir de geçen maçki skor 1-0'dı. Bu da nasıl desem, 1-0 bizim için çok az bir rakam. Çünkü bir de onların sahasında olacağımız için bizi biraz daha zorlayacaklar gibi. Trabzon her türlü alır. Ben de alır diyeyim. Kaç 2-1 alırız. Şu anda ihtiyacımız var. En son maçı aldık. Rakibimiz bizi övdü. Spordan anladığım kadarıyla beklentimiz Trabzonspor'un maçı alması. Ama formunda olur, oyuncuların durumu ne olur bilemeyiz ama maç bizim olması lazım. Gönül öyle istiyor. Takıma da güveniyoruz. Şu an o havayı yakaladı. Duygusal yönü ağırdır Trabzon'un. Bölgede de ağırlığımız var. Depremin ağırlığı, sporcuların psikolojisi umarız alacaktır. Yani inşallah Trabzonspor'umuz tur atlar. Tur atlayacağına da inanıyoruz. Buradaki ruhla beraber devam ederse güzel bir skorla döneceğine inanıyoruz yani. Gönlümüz, kalbimiz Trabzonspor'la hem de bu zor zamanlarda ülkemize inşallah bir mutluluk yaşatırlar. İnşallah ülkemizin şu zor durumunda galip gelip halkımızı sevindireceğiz. Perşembe günü rövanş maçımız var. İlk maçı 1-0 aldık ama ikinci maç zor gibi geçer. Bence Basel alır gibi geliyor bana. Yani ortada. Ama ağırlık Basel alır. Vallahi ben Trabzon'da çok ümitliyim. İnşallah kazanacağız. Trabzon kadrosu nasıl? Ya Trabzon kadrosuna pek bilgim yok fazla ama şu an daha bakmadım. Ama muhtemelen kazanacağız yani. Başka şansımız yok. Ben yeneriz diye düşünüyorum. Çünkü ilk maçta iyi top oynadığımızı düşünüyorum. Yükselen performans olan oyuncularımız var. Hayırlısı olsun diyelim. Yani kendi evi, kendi taraftarıyla beraber o şeyle beraber alacak yani maçı. Basel çok Trabzonspor'un şansında olduğunu düşünmüyorum yani. Burada yendik. Taraftar dese 1-0'la zorla yendin sen. Trabzonspor'u 1-0 yendin. Basel'i. Normalde 3-0 atması lazım bayağı yani. Çok az bir farkla yendiğimiz için çıkamayız diye düşünüyorum ben. Zor olsun bizim olsun. Ya zor olsun bizim olsun. Biz de öyle isteriz tabii hoş. Yani yenilmek istemeyiz biz de. Ama öyle işte. Berabere bitecek abi. Burada yendiğimiz skor avantajıyla çıkacağız 16'dan. Yani Trabzon'un yenmesini isteriz.